Herkese merhabalar. Bugün 5 Şubat 2021. Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Mithat Paşa'nın sürgünü, Adnan Kahveci'nin trafik kazasında ölümü, Bosna'da katliam, Trabzon'da Rahip Santoro cinayeti ve daha pek çok önemli konumuz var. Hazırsanız başlayalım. Dünya tarihinde bugün yaşananlar. 1869. 78 kilogram ağırlığında ve %91'i saf altından oluşan, hoş geldin yabancı adı verilen dünyanın en büyük altın külçesi Avustralya'nın Victoria Eyaleti'nde yerin birkaç santimetre altından çıkarıldı. 1917. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Başkan Woodrow Wilson'ın vetosuna rağmen Asyalıların ülkeye göçünü yasaklayan göçmen yasasını onayladı. 1924. Greenwich gözlemevi saat başı sinyal yayınlamaya başladı. 1936. Charlie Chaplin'in son sessiz filmi Modern Zamanlar gösterime girdi. 1994. Bosna'da Markale pazarı katliamı yaşandı. Saray Bosna'daki Markale pazarına Sırplar tarafından havan topu saldırısı düzenlendi. Meydana gelen patlama nedeniyle 68 Bosnalı hayatını kaybetti. Yine aynı olayda 148 kişi yaralandı. Sırplar olayı kendileri düzenlemediğini, bu olayın Müslümanlar tarafından organize edildiğini iddia etmişlerdir. Türkiye tarihinde bugün yaşananlar. 1877. Devlet adamı Mithat Paşa Sadrazamlıktan azledildi. Daha sonra Taif zindanlarında boğduruldu. 1924. Nezihe Muhittin'in başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu. 1932. İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu. 1937, Atatürk ilkeleri anayasaya girdi, Atatürk ilkeleri 5 Şubat 1937’de yapılan bir anayasa değişikliğiyle anayasanın ikinci maddesinin kapsamı içerisine alındı. 1954. İstanbul'da etkili bir kar yağışı oldu. İstanbul ve çevresinde 5 Şubat 1954 tarihinde etkili bir kar yağışı gerçekleşti. Halk birkaç gün ekmek bulmakta bile zorlandı. 1993. ANAP İstanbul milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı Bolu Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldüler. Kahveci'nin oğlu kazadan yaralı kurtuldu. 2006. Rahip Andrea Santoro silahlı saldırı sonucu öldü. Trabzon'da bulunan Santa Maria Kilisesi'nin Katolik rahibine silahlı saldırı yapıldı. Santa Maria Kilisesi sahibi Andrea Santoro, aldığı kurşun yaraları sonucu 5 Şubat 2006 tarihinde öldü. Katil zanlısı olarak olaydan kısa bir süre sonra 16 yaşındaki bir lise öğrencisi tutuklandı. Bugün doğanlar 1858 ilk Türk orkestra şefi Saffet Atabinen dünyaya geldi. 1872 ilk Türk kadın gazeteci Selma Rıza Feraceli doğdu. 1917 Türk romancı Kerime Nadir doğdu. 1985 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo dünyaya geldi. Bugünkü bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Tarihte gerçekleşen önemli olayları ele aldık. Yarın tarihte neler olduğunu merak ediyorsanız bizi dinlemeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere.